Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Sağlıklı, keyifli, güzel bir gün olsun inşallah. Bugün bu formamı giydim. Bu formamız da çok değerli, çok önemli formalarımızdan bir tanesi ve severek giydiğimiz formalardan, şans getirdiğini düşündüğüm formalardan bana. Gene Süper Lig'de giymiş olduğum bir forma arkadaşlar. Ee, keyifli bir forma olduğunu düşünüyorum. Bakalım bununla alakalı yorumlarınız nasıl? Diğer formalarımızın hemen hemen hepsini çok beğendiniz ki bütün formaları beğeniyorsunuz ama ee, bu formada güzel bir forma olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğiz. Şimdi hemen konularımıza gelelim. Trabzonspor takımımızda Marek Amşin menajerinden kritik açıklamalar var. Aynı şekilde e, Trabzonspor takımı şu an Hatay'da. Deplasmanda bir karşılaşma gerçekleştireceğiz ve rotasyon bekliyoruz. 4 gün sonra bir kupa maçı var. Kadroya alınmayan isimler var. Kadroda bundan genç oyuncular var. Bir öngörü yapalım. Bir muhtemel kadroyu değerlendirelim istiyorum karşılıklı. Ve Trabzonspor takımımızda bir gece bombası daha geldi bir e, yani beklendik mi beklenmedik mi bilmiyorum. İyi haber mi kötü haber mi bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Bunlara değineceğimiz bir video geliyor. Öncelikle Marek Hamşik'ten başlamak istiyorum. Marek Hamşik menajeri açıklamalarda bulundu İtalya'da. Diyor e, biz Trabzonspor takımında çok mutluyuz. Şampiyonluk kupasını bekliyor Marek Hamşik. Marek Hamşik'in kariyeriyle alakalı bizim sözleşmemiz devam ediyor ama biz e, bu sezon sonunda tekrardan Trabzonspor takımıyla bir masaya oturmayı düşünüyoruz diyorlar. Ya yani sözleşme uzatmayı planlıyor. E, bir planlama yapmak istiyorlar benim anladığım kadarıyla. Sözleşmesini uzatarak 2-3 sene daha Trabzonspor takımında fazladan kalmasını düşünüyorlar diye hesap ediyorum ben. Yani çünkü sonuç oyuncunun bir sözleşmesi var. Daha bitmedi ve menajerinden böyle bir açıklama geldi. Trabzonspor takımıyla bir masaya oturmak istiyoruz. Biz Trabzonspor takımında devam etmek istiyoruz diyor ve Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için ki Marek Kamçik bunu çok iyi biliyor. Şampiyonlar Ligi'nin bütün liglerden daha üstün olduğunu biliyor. Onun için de biz Trabzonspor takımında bu e, oynamaya devam etmek istiyoruz diyor. Futbol sonrası kariyeriyle alakalı da şunu söylüyor. Biz diyor teknik direktörlük düşünüyoruz. Napoli olur veya başka takım olur. Biz diyor Marek Kamçik futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük hedefimiz var diyor. Ben zaten Marek Kamçiğin Trabzonspor takımıyla bir gün mutlaka yolların kesişeceğini düşünüyorum. Gerçekten bunu canı gönülden söylüyorum sizlere. Hani öyle söylemek için söylemiyorum. Marek ilerleyen süreçte ben bir şekilde Trabzonspor takımıyla kesişeceğini düşünüyorum yollarından. Marek Hamsi'nin hani yaşından dolayı Trabzonspor takımı hemen yanaşır mı sözleşmeye? Tabii ki zor bir ihtimal. Çünkü sonuçta yaşlı bir oyuncu ve e, bir görmek isterler bir Altay. Bakın ikinci devre iki sakatlığını gözünüzün önüne getirin. Bir üç ay, üç ay, üç buçuk aylık. Çok güzel bir sezon geçirdi. Liderlikleri yaptı, kaptanlık yaptı, takıma abilik yaptı. Takımıza birçok oyuncuyu geliştirdi. Ama arkadaşlar hani e, izlenme, izlenmesi gerekiyor bazı e, oyuncuların yaş, yaşlarından dolayı diye düşünüyorum. Tabii ki de bu benim düşünüyorum. Bu tabii ki de bir menajerin vermiş olduğu bir röportaj, bir gündem oldu tabii ki ister istemez. Ve ben de bunu sizlerle paylaştım. Şimdi İsterseniz cezalara bir gelelim. Türkiye Futbol Federasyonu arkadaşlar dün bize sağ olaylarından dolayı 368 bin lira ceza yazdı. 53 bölü 52 bölü 3. maddeden yedik bu cezayı. Artı şimdi buraya bir fotoğrafı koyayım ben. Siz oradaki fotoğraftan okuyabilirsiniz. Bazı blokları da tamamen kapattı. Önümüzdeki maçlarda o bileti olanların sahaya giremeyeceğini söylediler arkadaşlar. Zaten maç önce söylemiştim. Sahaya girerseniz başkalarının da hakkına girersiniz demiştim. Maalesef arkadaşlar sahaya girildi. 368 bin liranın başlıca nedenlerinden bir tanesi bunlar tabii ki de. Ki bu ceza 600 bin liraya kadar çıkıyor. Daha detayları vereceğim. Hani benim için önemli olan şuydu. Sağ kapatma olmasındı. Sağ kapatma olsaydı sahaya stadımızda oynama imkanımız olmasaydı ki onun raporu daha gelmedi. O ayrı bir konu. Sağ zemini, stadyumda oynama mi? onun da kontrolleri yapılıyor. Önümüzdeki hafta Sarkaro ama şimdi örnek vermek istiyorum. Kupa rövanşı da içeride olabilirdi. Bize büyük bir sıkıntı yarattı bu durumlar. Ama sahaya girildi. Coşku, o bu işte yılların vermiş olduğu hasret saygı duyuyorum ama maalesef sahaya girmeyen sağduyulu insanlar da vardı orada ve onların da biletleri yandı. 6 ay içeriye giremeyecekler. Para verseler de giremeyecekler. Hiçbir şekilde giremeyecekler ve bu tarihi fırsatı kaçırdılar. Ben bundan dolayı çok kızgınım. Kendimi yerine koyuyorum oradaki isimleri. Hani gerçekten insanın canı sıkılıyor, morali bozuluyor. Çünkü baya bir blok arkadaşlar, baya bir blok iptal etmişler. Trabzonspor takımımızda merdiven boşluklarının doluluğundan dolayı 50 bin lira ekstradan geldi. Trabzonspor takımımızın destekleyen anonslarından dolayı 32 bin lira ayrıyetten geldi. Ve kulüp başkanımızın yayıncı kuruluşun dışında bir yerde daha röportaj verdiği için de 150 bin liralık bir para cezası toplamda 600 bin lira yakın bir para cezası geldi. Bunu bir tane iş adamı çıkar çerez gibi öder. O bizim için sıkıntı değil. Çok büyük bir problem değil. Ama benim canımı sıkan hak yenen taraftarlarımız oldu maalesef. Sahaya girildi, coşku yapıldı, kutlamalar oldu. Evet her şey süper ama... E, ee, sahaya girmeyenler de yandı maalesef. Kötü oldu. Ee, bu biraz üzücü. Ama bence iyi bir haber de şu. Sağımız kapanmadı. Hiç değilse e, sahanın sağının kapanmamasından dolayı e, taraftarlarımızın çoğunu yine izleyebileceğiz. Yine Trabzonspor takımımız stadında inşallah sağ zemini sökülmeseydi bari onu yapmasaydık maalesef. sahan zemini oyunu oynamaya elverişli olsaydı da olur inşallah düzeltilir bir şekilde bir yol bir program çizilir ve stadımızda biz o kupayı kaldırırız. Benim için güzel bir haber aslında. Para sorun değil. Para bir şekilde çözülür arkadaşlar. Biz işte bir anıt yaptıracak başkan biliyorsunuz. Hedef 1 milyar. 24 saat içerisinde 50 milyon TL yakın bir para toplandı zaten. Hani bizim için para bunun çok sıkıntı değil. 600 bin liraya bir şekilde birisi ödeyecek. Zaten kulübümüzde bu çıkan olaylardan dolayı bu çıkan sonuca da bence mutludur. Ben de üzülmedim. Gerçekten olumlu geldi bana. Şimdi bugün çok önemli bir maç daha var. Rekorları maçı. 3 tane maçımızı da kazanırsak tarihin en çok puan toplamış takım olacağım. 1- İkincisi Şenol Güneş'in bir rekoru var. Onu egal etmeye çalışacaklar. 2- Hiçbir teknik direktör, hiçbir oyuncu yenilmek istemez. Ama Trabzonspor takımımızın Hatay'a girişinden biraz bahsetmek istiyorum. Şarkılarla, türkülerle gittiler. Şarkılarla, türkülerle otele gittiler. Oradan... İsmail Köybaşı'nın babasının bir restoranı varmış. Orada şarkılar, türkülerle yemeklerini yediler. Eğlencelerini yapıyorlar. Kafalar güzel. Keyifler güzel. Her şey yolunda gidiyor. Kafalar güzel derken yani kafamız rahat anlamında. Her şey keyifli gidiyor ve biz Hatay maçına gittik. Bizim buradan 3 puan almamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Karşımızdaki rakip fena bir rakip değil. İçeride dışarıda iyi oynayabilir. Enteresan performanslar sergiliyor. İnişi çıkışlı bir grafik sergilen bir takıma karşı oynayacağız. Şimdi Marikamşığı götürmedi, hoca Siopisi de götürmedi. Ben hocanın Siopisi neden götürmediğini anlayamadım. Acaba ufak bir sakatlığı mı var Siopisin? Çünkü bu kadroda Siopis olur arkadaşlar, bu kadroda Siopis olur, bu kadroya başka oyuncuları götürmeyebilirdi. Ama hoca bir tek Marikamşığı bıraktı, Marikamşığı dinlendirme adına bırakmıştı. ve Siopisi bıraktı. Siopis de aynı şekilde sakatlık mı var acaba diye kafamdan geçmiyor değil. Çünkü beni biraz şaşırttı Siopisin olmaması. Artı Bruno Perez sakatlığından dolayı yok sezonu kapattı ve Dancewill'in arkadaşlar en son görüntüsü Uzun Göl'de horon teperken inşallah Kayseri Spor Kupa maçına yetişir. Şimdi bizim gençleri görmek istediğimizi biliyorum. Bu maç e, rotasyona müsait bir maç. İddiamız yok. Rakibinde öyle çok bir şey yok. Bu maç rotasyon olabilir ama Abdullah Avcı'nın kafasından geçen 11'i bir öngörüsünü yapmamız gerekiyor. Şimdi gazetelerde, televizyonlarda daha bir lejyoner kadro yazılıyor ama ben bir öngörü yapmak istiyorum. Kalede Erce. Ee, sağ bekte Serkan Hasan. Biz şöyle deriz arkadaşlar tabiri caizse futbola aç, skora aç, oynamaya aç ve dinamik bir oyuncu. Serkan Hasan oraya koyar. Sol beke İsmail Köybaşı, memleket restoran diye giriyorum oradan. İsmail Köybaşı'nı koyar. Stoper Ahmet Can'ı koyacak. Yanına Vitor Hugo, Dorukan, Berat ve Taha alternatifleri var. Hoca bu alternatiflerden hangilerini kullanır? Bana göre Dorukan ve Ahmet Can hamleleriyle beraber başlarsa ben şaşırmam. Önlerinde orta sahayı nasıl yapar Abdullah Avcı? Şimdi Bakasetas'ı 8 numaraya koyacak. Yunus yanına Berat'ı koyacak 6 numara. 10 numara Bakasetas'la Yunus değişken 8 ve 10 numara ikisini değiştirerek oynatacak. Sağ tarafa Yusuf Erdoğan diyorum. Sol tarafa Kuasi diyorum. İleriye de Canini'ye atar Abdullah Avcı ve bu şekilde bu kadroyla çıkar. Yedek kulübesinde Vakayememiz var, Cornelius'umuz var. Hani lejyoner oyuncularımız, Vitor Hugo'muz var. Yani yedek kulübesi de güçlü. Genç kardeşlerimizden birkaç tanesini de atar mı? Atabilir tabii ki de. Bana sürpriz olmaz. Zaten genç kardeşlerimizin hepsi neredeyse ileride oynuyor. Stoper'de Taha'yı koyabilir mi? Onu da koyabilir ama şu şekilde koyabilir. Taha U19 milli takımında Ahmet Can'ın partnerliğini yapmış. Beraber oynamışlar ve e, bu şekilde koyabilir ama gerek oyuncunun daha ilk maçı olmasından dolayı hem de hani bizim de öyle veya böyle bu maçı kazanmak istediğimizi biliyoruz. Bunun için de ben Ahmetcan Ahmet Can ve yanına bir tane öyle veya böyle. Dorukan evet o bölgenin adam değil ama bir tecrübeli. Vitor Hugo'yu da koyabilir bakın. Vitor Hugo'ya da der ki nasılsın? İyi misin? Oyna bakalım 60-70 dakika. Duruma göre ben seni alırım çıkartırım. Hem antrenman yapmışsın da diyebilir. Bunu da görebiliriz. Vitor Hugo'yu da koyabilir tabii ki de. Ama atıyorum sol acaba İsmail Köybaşı oynuyor ya. Sol stoperde Poğaç'ı da koyabilir bakın. Bunlar hep alternatif. Bu maçın muhtemel 11'i gerçekten sürprizlerle dolu olacaktır. Ki basına yansıyan bölümünde Cornelius Santofor'da stoperde Vitor Hugo oynuyor. Gene lejyoner kadromuz. Doruk orta ortası. Yani gene bizim oyuncularımız oynuyor. Hoca hiçbirini dinlendirmiyor gibi gözüküyor. Ama benim öngörüm de bu şekilde. Sizlerin kadrosunda çok merak ediyorum. Ee, güzel şeyler oluyor. Güzel gelişmeler oluyor. Her gün Trabzonspor takımımızın videolarının yenisi çıkıyor. Bugün izledim. Bir tane taraftar var. Siyahi bir taraftar sağda. Sakallar canini gibi. İnsanlarımız canini canini diye sarılıyorlar. Öpüyorlar falan böyle sarılıyorlar. Videolar çekiyorlar. Fotoğraflar çekiyorlar. Ama o kadar güzel bir görüntü ki arkadaşlar. Twitter hesabımda retweetledim. Twitter hesabımı Giray Kaçar yazarsanız çıkar. Oradan da bunu takip edip görebilirsiniz. Ben orada paylaştım ama inanılmaz güzel bir görüntü gerçekten. Her gün yeni bir görüntü çıkması beni o kadar keyiflendiriyor ki her gün yeni görüntü izliyoruz ve her gün güzel bir e, anı oluyor bize. Her gün geriye dönük çok güzel günler yaşanıyor. Gerçekten güzel, keyifli günlerin e, içindeyiz. Keyifli günlerden geçiyoruz. Bunun tadını çıkartmamız lazım. Elimden geldiğince gene gündemi değerlendirdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler diliyorum. Lütfen beğenelim, yorum yapalım ve desteklerinizi bekliyorum. 67 bini devirdik. 68'e doğru gidiyoruz. Ama şunu 70 bin yapmamız lazım. Sezon bitmeden şunu 70 bin yapmamız lazım diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kemiklem, Seray'ı seviyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere.